Sevgili seyirciler, Fethiye'deki görüşmelerimiz devam ediyor. İYİ Parti Fethiye İlçe Başkanlığındayız. Yanımızda Kurucular Kurulu üyesi Sayın Sevin Çağlayan hanımefendi var. Fethiye hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Bir Muğla'lı olarak değil evet, mi? Hoş bulduk. Güzel Fethiye'mize hoş geldik değil mi? Teşekkür ederim. Efendim şunu sormak istiyorum. Önce seyircilerimiz Kurucular Kurulu üyesi olduğunuzu biliyorlar ama Sevin Çağlayan kimdir kısacık? Tekrar hoş geldik. Ben Muğla'lıyım. Muğla'da doğdum. Ailem uzun zaman Anavatan Partisi'nde siyaset yaptı annem. Daha sonra biz okul hayatımız bittikten sonra İstanbul'da bir süre meslek hayatına devam ettim. 13 senedir avukatlık yapıyorum. Evlendikten sonra tekrar memleketimize geri döndük. 5 yaşında bir oğlum var. Allah başlasın. Sağ olun. Meslek hayatıma aynı şekilde avukat olarak, serbest olarak devam ediyorum. Ama şu anda bizim için önemli olan tek şey vatanımız. O yüzden de biz 200 kişi bu şiarla, vatanımız diyerekten Sayın Meral Akşener'le, genel başkanımızla beraber yola çıktık. Önce vatan dedik, yola çıktık. Bunu açalım. Neden İYİ Parti? Neden İYİ Parti? Bizim şiarımız önce vatan demiştik. Sayın Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü vardır. Bir gün iyi bir şey yapmak istediğinizde sizi engellemek isteyen birçok kişi karşınıza çıkacaktır. Sizi yolunuzdan çevirmeye çalışanlar olacaktır. Bütün bunları tek tek başaracaksınız. Bütün engelleri tek tek aşacaksınız. Ve daha sonra da size büyük diyenlere güleceksiniz, demişti. Evet, evet. Bizler ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıların farkındayız. Ve bizler çocuklarımızı bu ülkede laik ve demokratik olarak yaşatabilmek istiyoruz. Ben şahsım adına öncelikle evladım için bu partiye girdim. Sayın Genel Başkanımız da torunu için ve çocuklarının geleceği için bu partiyi kurma ihtiyacı hissetti. İYİ Parti aslında gerçekten söylendiği gibi Türk milletinin kurduğu bir partidir. Bizim 200 kişi bir araya gelerek hadi parti kuralım dediğimiz bir parti değil, zorunluluklarla doğmuş, milletin ihtiyacıyla doğmuş bir partidir. Bu yüzden de İYİ Parti. Şu anda zaten ülkemizde biz başka bir çıkış göremiyoruz. Bu yüzden de her kesimden teveccüh alıyoruz. Bugün Türkiye'de genelde vatandaşlar gidip herhangi bir partinin ilçe binasının ya da il binasının kapısını çalıp siz kimsiniz, bizler sizin için ne yapabiliriz demezdi. Bugüne kadar denmemişti. Ama şimdi Fethiye İlçe Başkanlığındayım. Bir gün içerisinde sadece partiye daha üye olmadan kapıyı çalan kişinin sayısı inanılmaz. İnsanlara biz daha bir şey söylemeden insanlar bu ihtiyaç için kapıları çalıyorlar. Bu yüzden gerçekten İYİ Parti Türk milleti kurdu ve biz Türk milleti olarak İYİ Parti diyoruz. Bu yüzden İYİ Parti. Sevin Hanım, bugün çok önemli bir açıklama var. Devlet Bahçeli belki geciken diyelim, belki beklenen diyelim bir açıklama yaptı. İYİ Parti olarak böyle bir şeyi bekliyor muydunuz? Hazır mısınız teşkilatlar olarak? Öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın Devlet Bahçeli bugün gerçekten çok önemli bir cümle kurdu. 26 Ağustos'tan ziyade şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki, Türkiye'nin içinde bulunduğu ağırlığı 3 Kasım 2019'a kadar sürdürmesi, kaldırması mümkün değildir dedi. Bunun altında ne yatıyor? Demek ki bizim günlerdir, aylardır, hatta genel başkanımızın yıllardır söylediği o ağırlığı sonunda Sayın Bahçeli de fark etmiş ve kabul etmiş oluyor. Bu çok önemli bir cümle. Ama aynı zamanda bizim için de sevindirici bir cümle. Sonunda Türkiye'nin içinde bulunduğu ağırlığı kabul ettiler. Dolayısıyla bugün biz İYİ Parti olarak, daha yıllardır zaten söylenen söylem bu, İYİ Parti olarak seçimlere hazırız. Olması gereken de budur. Biz 3,5 ay gibi bir sürede kongrelerimizi gerçekleştirdik. İlk olağanüstü kurultayımızı yaptık 1 Nisan'da biliyorsunuz. Aynı zamanda seçimlere girebilmek için gerekli olan 45 ilde teşkilatlanma şartını fazlasıyla yaptık. 65 ilde gerçekleştirmiştik o tarih itibariyle. Ve bugün birçok Türkiye'nin 4/3'ünden fazla sayıda il ve ilçede teşkilatlanmamızın yanında kongrelerimizi de bitirdik. Bu tamamen halkın teveccühüyle olan bir şey. Biz yarın bile seçim olsa hazırız İYİ Parti olarak. Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı yapmak için hazırız. Peki.
Son olarak seyircilerimize söyleyeceğiniz ne varsa ekran sizin. 19 Nisan'da biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız Fethiye'ye geliyor. Sayın Belediye Başkanımız Behçet Saçi'ye rozetini takacağız. Evet. Zaten kendisi bizimleydi. Çünkü Türkiye'nin iyi olmak için Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanımızı Meral Akşener yapmak için iyi insanlarla yol alınması gerektiğini kendisi zaten biliyor. Bizim de ona ihtiyacımız var. İnşallah 19 Nisan'da Sayın Behçet Başkanımızla beraber ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'le beraber yol yürüyeceğiz. Bütün halkımızı bekliyoruz. Doruk Türk olarak biz de orada olacağız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.